Şimdi ise HTML'imizin içine direktiflerimizi, AngularJS direktiflerimizi yazabiliriz. Öncelikle body'min, body tag'imin arasına geliyorum ve ng-app diyerek otomatik olarak başlatma işlemi yapıyorum. Ardından ng-controller tanımlıyorum. Controller'ımın adı order form controller olacak. Order form controller. Ve hemen burada li tagimin hemen arasına ng repeat tanımlayacağım. Buradaki yazacağım şeyler bir gerekirse aktif klasında bir klas tanımlayacağım ng klas. Kaldırma işleminde veya farklı ayarlamalar için oradaki ng klas ayarlamalarını aktif klasındaki ayarlamaları değiştirerek kaldırma işlemlerini ve ayarlama işlemlerini hem CSS hem de class'ın içinden yapabiliriz. ng repeat diyorum. eşittir burada ismi service in service olacak. Hemen yanına ng click, kliklendiğinde toggle aktif parantez içinde servis. Hemen yanına bahsetmiş olduğum ng klasımı yazıyorum. Eşittir çift tırnak içinde süslü parantezler içine aktif iki nokta üste servis nokta aktif. Buradaki işlemlerim bu kadar. Hemen altına geliyorum. Li teklerimin arasına. Burada da para filtre kullanımı için fiyatlarımızı biçimlendireceğiz. Yani değişkenlerimizi yazacağız. Çift tırnak içinde iki tane süslü parantez içinde çift tırnak değil. Süslü parantezlerimin içine servis nokta name diyorum. Hemen yanına bir span tagi açıyorum. Span tagimin içine tekrar süslü parantez, çift süslü parantez, servis nokta price değer ve currency para Buradaki span tagimi kapattıktan sonra li taglerimle işlerim bitiyor. Kodlarımı düzenliyorum. Ve son olarak total klasına paranın toplamını bulması için span taglerimin arasına geliyorum ve süslü parantezlerimin arasına total yazıyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Hemen yanına ise currency ekliyorum. Burada paramızın toplamını bize verecek. NG repeat tanımladık. Kliklendiğinde yapması gerekeni tanımladık. Aktif klasını çalıştıracak. Ve hemen altına da service name, service price ve currency tanımladık. Burada tek u olacak çift r ve hemen total divinin içinde de toplam değeri bize değişkenlerimi kullanarak burada bize verecek.